Şimdi geldik emeklilerimize. Emekliler perişan halde. Ekonomik krizden en çok etkilenen kişilerin başında emekliler geliyor hiç şüphesiz. Düşük emekli aylığı alan vatandaşlar zamlarla başa çıkamıyor artık. Yükselen dolar kuru, artan enflasyon ve üst üste gelen zamlar emekli maaşlarını eritti. Hele bir de kirada yaşıyorsa emekli için ayın sonunu getirmek neredeyse imkansız bu zamlarla. Üstelik ilerleyen yaşları ve artan hastalıkları sebebiyle ek işte yapamıyor çoğu emekli. Emekli maaşlarına yapılan sembolik zam da daha maaşlara yansımadan enflasyon canavarının midesine indi. Bugün herhalde ağırlıklı olarak o bekleniyor. Bu durumdan haberi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi emeklilerin oyunu almak için hamle üzerine hamle planlıyor şimdi. AKP'nin emeklileri çok kızdıracak yeni düzenleme planı ortaya çıktı. Ankara kulislerinde Erdoğan'ın emeklilerin taleplerini sandıkta oya çevirmek için yapmayı düşündüğü yeni düzenlemeler konuşuluyor. Peki AKP'nin emeklilerle ilgili yeni hamlesi ne olacak? Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Yurt Gazetesi'nin haberine göre emeklilere destek konusunda hükümet tarafından yeni hamleler yolda. Uzun süre önce gündeme taşınan emekliye faizsiz kredi ve nakit avans konusu üzerinde tekrar çalışmaların başladığı iddia ediliyor. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Hükümetin 2023 seçim çalışmaları için EYT yasası üzerinde çalışmaya başlamasıyla bir çalışmanın da emeklilere yönelik yapıldığı, kamu bankaları üzerinden maaş alan emeklilere kredi desteği sağlanacağı konuşuluyor. Yapılacak olan çalışma kapsamında ilk olarak daha önce de gündeme gelen emekliye faizsiz 10 maaş kredi ve emeklilere 3 maaş nakit avans verilecek. Yani emekliye destek yerine kredi sağlanacak. Daha anlaşılır bir ifadeyle Erdoğan'ın emekliye seçim vaadi zam ya da düzeltme yerine borçlandırma olacak şimdilik. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Faturalarını ödeyemeyen emekliler muhtemelen bir süre sonra bankalarla karşı karşıya gelecek. Peki bu düzenleme AKP'nin daha doğrusu Erdoğan'ın oylarını artırır mı yoksa düşürür mü? Yorumlarınızı merak ediyoruz. İlave edilecektir. Aziz millet.